aşısını kullanılması lazım. Dikkat edeceksin. Temizliğine dikkat edeceksin. Bu konuda biraz daha hassas olurlarsa hani en azından bitmese de bile bayağı azalabilir yani. İnsanlar kendine dikkat etmediği sürece benim gibi maskesiz olursan bitmez. Covid-19 salgını 2020 yılının Mart ayından beri yani yaklaşık 2 yıldır hayatımızda yer almaya devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni yılda Covid-19 salgını biter mi diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Biteceğini sanmıyorum. Yani çünkü her yer daha çok açıldı. İnsanlar daha çok dışarıda. Ya biz ihtiyacımız dışında çıkmamaya özen gösteriyoruz ama yok yani sanmıyorum. Yeni atlatmış biri olarak yakalanmadım dedim. Yıl sonunda yakalandım. Yeni yıldan biter mi? Evet. Tahminim bitmeyecek gibi ama aşılarla tahmin ediyorum insanlar kazaya belaya uğramadan inşallah geçiştirecek. Edeceğiz gibi gözüküyor. Ben dün mesela 4. aşım oldum. Peki mesela sizce yeni bir salgın ortaya çıkabilir mi Covid bitse? Mesela Movid çıkabilir mi mesela? Zaten kıyamete yakın bir hastalık çıkacağı malum okuyoruz. Olabilir ama ne zaman bilemiyorum. Vallahi ben de bilemiyorum oğlum ne zaman biteceğini. Bu hastalığın bitmesini bekliyorum. Covid-19. Sizce ne yapılırsa bitebilir bu hastalık yeni yılda? Aşısını kullanılması lazım. Dikkat edeceksin. Temizliğine dikkat edeceksin. Yeni yılda zannedersem Covid bitmez. İnşallah biter ama bitmez. Yani yeni versiyonlar var, yeni şeyler var, mesela hastalıklar var. Ha, niye bitmez? İnsanlar kendine dikkat etmediği sürece benim gibi maskesiz olursan bitmez. Efendim mesela ama dikkat edersek aşılarımızı yaparsak tam maksatlı biter diye düşünüyorum. Ama özellikle de aşı, mesafe, kurallara uyduğumuz anda ben zannedersem yazın inşallah biter diye umuyorum. Peki mesela şimdi gelecek yıl Covid'in bittiğini varsayalım. Sizce yeni bir salgın mesela atıyorum Movid diye bir hastalık çıkar mı mesela? Vallahi kesinlikle çıkar. Şimdi en büyük silah zaten bu oldu biliyorsunuz. Dünya şeysinde normalden de en büyük silah şu anda o oldu. Artık topu, tüfeği, silahı, kılıcı bitirdiler. Şu anda tamamen bu tür şeylerle, kimyasal şeylerle insanları vurmaya çalışıyorlar. Ben mesela aşımın iki tanesini oldu, bir tanesini de şey için bekledim. Türkovat mıydı, neydi o şey? Ha, efendim mesela onu bekliyorum. İnşallah ben yerli aşıyı şimdi şeysizle tereddütsüzce vurunacağım inşallah. Yani yerli ve milli olduğu için tereddüdünüz yok. Kesinlikle yerli ve milli olduğu için. Çünkü öbür tarafta ne olduğunu, ne ettiğini bilmiyoruz ki. En azından burada kendi memleketimiz yerli ürün. Efendim mesela hiç değilse burada yakasına yapışıp da soracağımız bir şey var. Siz bunu neye yaptınız? Bir de memleketimizde çıktı biliyorsunuz. O yüzden inşallah bu aşı, mesafe, maske şeylerini şey yaparsak inşallah önümüzdeki yazların sonuna doğru gider diye. Ama yenisini tekrar ediyorum çıkar mı diyorsanız eğer bu dünyalar arasındaki bu savaş devam ettiği sürece artık biliyorsunuz her şey o yönden geçiyor. Yani bunu da çıkaran insanoğlu kendi eliyle yaptı zaten bunu. Yani başkasının kendiliğinden oluşan bir hastalık değil. Kendi elleriyle yaptılar. O yani şu anda biz de devlet olarak biz de onlara karşı böyle bir şeyler yapalım. Niye ki? Covid bitmez. Bak şöyle bir millete çoğunun ağzında maske yok. Bu sebeple mi? O sebeple. Birbirimize çok yaklaşıyor o sebeple. Toplu taşınma var o sebeple. Ben toplu taşıma kullanıyorum. Yani sosyal ilişkilerimizden kaynaklı Covid bitmeyecek bitmez. Gibi gözüküyor. Bitmez bu sene bitmez. Yeni sene de Allah kerim. Peki mesela Covid'in hadi bittiğini varsayalım. Sizce yeni bir salgın, yeni bir hastalık ortaya çıkar mı? Çıkar. Bu ortamda çıkar. Çıkar. Bu ortamda kesin çıkar. Bence bitmez. Neden? Yani bir senedir devam ediyor çünkü. Şimdi de arttı diyorlar. Vakalar arttı diyorlar. Peki sence salgının bittiğini hadi varsayalım. Yeni bir salgın çıkar mı sence gelecek sene? Yani biterse çıkmaz bence. Yani zaten gelecek yıl, yani önceki yıllarda da salgın olduğunda 4-5 yıl sürdü diyorlar. Bu da sürer diyorlar yani. Bitmez diyorlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi geçmeyecek Allah bilir ona ben hiçbir şey diyemem. Ne desem yalan olur şimdi. Geçer derim geçmez, geçmez derim geçer. İnşallah da geçer. Millet şunda kurtulur. İnşallah aşılamayı yaptırıyor devlet baba. İşi rast geçsin. İnşallah bir an önce de geçer biz de kurtuluruz. İnşallah. Sadece diyeceğim bu. Peki mesela Covid bitti yeni bir hastalık çıktı. Adı da hadi Movid olsun. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Yeni bir hastalık çıkar mı mesela? Vallahi onu ben bilemem. Allah bilir. Ne diyeyim ben? Ben ne desem yalan söylerim şimdi.
bilmediğim bir iş çünkü. Ben işten başka bir şey bilmiyorum. İş, ev, iş, ev, iş, ev, iş, ev, hepsi bu bildiğim. Türkiye ile ilgili, çünkü ben yurt dışında kalıyorum, yurt dışından geliyorum. Türkiye'deki biraz insanların bu sosyal mesafeye uymadıklarını görüyorum. Ama tabii ki yurt dışında insanlar daha uyumlu, daha dikkat ediliyor. Burada daha fazla dikkat edilmiyor. Yani gözlemlerim daha çok bu konuda. Bu konuda biraz daha hassas olurlarsa hani en azından bitmese de bile bayağı azalabilir. Yani sosyal mesafeye dikkat etmelerini ben daha çok tavsiye ediyorum. Yani dikkat ederlerse bence daha azalır. Yurt dışından geldiniz sanırım. Peki dünyaya dair, kendi yaşadığınız yere dair, Covid salgınına dair gözlemleriniz var mı? Var. Orada da yoğunlukta tabii ki Covid salgını yoğun tempoda gidiyor. Ama tabii ki orada biraz daha kontrol altında tutuyorlar. Çünkü şu yönden sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Kontroller sık oluyor ve cezalar yüksek.